Ne bu ya? Uyuk çekerim oldu artık. Keşan'da sanayideyiz. Ben bakamam dedi. Dikkat edin, sakın Keşan'da arabanız bozulmasın. Saros Körfezi nerede? Karavanın suyu nereden buluyorsunuz? İşte böyle. Bir kenarda bir hayrat. Takıyoruz hortumu. Buradan arkadan depodan suyumuzu dolduruyoruz. Nasıl gidiyor? Doluyor. İki gün Gelibolu'da kalıp Hamza Koyu'da denize girdikten sonra yolculuk Saros Körfezi. Saros Körfezi nerede? İşte karşımızda Saros Körfezi. Şimdi Saros Körfezi'nin başlangıcında Güneyli köyüne bağlı Fatma Kadın plajına doğru ilerliyoruz. Bir takipçimiz bize çok güzel olduğunu söyledi. Biz de dedik ki bir gidip bakalım güzel miymiş gerçekten. Gelmek ve kalmak isteyenler için burası Fatma Kadın plajı. Çadırlar için yerler var. Şurada toplu bir mangal alanı yapmışlar. Herhalde herkes kendi getirip pişiriyor gidiyor. Piknik alanları var. Ve şezlonglar var. Fiyat nedir bilmiyoruz. Çadırlar için falan aslında güzel gelip kalmak için ama bize uymadı. Şu anda Güneyli plajındayız. Şu pandemi döneminde bırakın bize göre olmaya, burası hiç kimseye göre değil bizce. İnanılmaz kalabalık, herkes üst üste ve hafta içi. Hafta sonunu düşünemiyorum bile. Burası Güneyli plajı. Deniz güzel görünüyor aslında ama çok kalabalık, çok. Yani karşıdaki plajı görebiliyor musunuz bilmiyorum. İnanılmaz kalabalık. İnsan üstünde. Bu pandemi döneminde akıl kârı bir iş değil yapılan. Yoksa aslında sahil gerçekten sevimli, şirin bir köymüş burası. Tekneler ve şurada aşağıda küçük bir çay bahçesi var. Kooperatife ait. Ama şu dönemin yeri değil. Burada arkamda çadır kuracaklar için güzel bir alan var, ayrılmış tepede. Bunların aşağıda kendilerine ait bir plajları da var. Burada denize giriyorlar. Alok! Bulamamış, aranıyormuş da. Sen bizi kayıp ettin. Bolayır sahilindeyiz. Burada sanki çadırlar artık gecekondu tarzına yürümüş gibi geliyor bana. Karavandı, çadırdı vesaireydi. Hepsi de bayağı yerleşik düzendeler. Sahil burası. Rüzgarı güzel, serin. Rüzgar sesi geliyor herhalde. Çok kalabalık, çok. Orada bir tane çekme karavan var yerleşmiş arkaya. Ama yani o çekme karavanda kalırsan şu kalabalığın arasından öne geçip denize girmen gerekiyor. Balayır'ın sahili böyle bir yer. Bağ kafe karavan kampı diyordu işte orada burası. Şartlarınızı bir öğrenelim dedik geldik. Hem de 50 lira alıyoruz gecelik burada. Neler veriyorsunuz? Yani şeyimiz var, lavabo var, tuvalet var, su var. Elektrik istiyorsa elektrik veriyoruz. 50 liranın içine dahil mi? Evet evet. Güzel. Gelin çay ikram edeyim size. Biz tabii 25 sene önce buraya gelmiştik. Bu bölgede evimiz var burada. Kendimize böyle bir meşgale olsun diye amatörce böyle bir karavan kamping gibi bir yer yaptık. Gelen dostlarımızı burada ağırlamaya çalışıyoruz.
Kendi karavanınız da var. Şurada gördüm. Onu da kendimize yaptık ama şu an daha kısmet olmadı gezmek. İnşallah pandemi böyle vurdu. Gelen karavancı arkadaşlar hepsi diyor ki bizim peşimize takılın, beraber gidelim. Burayı kıyıp kapatamazsınız ki ama siz şimdi. Mecbur sezon. Yani ne yapalım biz şimdi? Sezon ne zaman bitiyor burada? Valla geçen sene Eylül'de bitirmiştik ama. Eylül'de Saros çok keyifli oluyor. Rüzgar gerçekten oldu. Yani hava tahminlerine bakarak gelinirse muazzam keyifli oluyor. Bizim yerimiz 10 dönüm. 10 dönüm denize sıfır bir yer burası. Tesisi büyütürseniz çok güzel bir karavan kamping olacak yani burada karavan, o zaman. Bizim burada duşumuz, tuvaletimiz, işte arka tarafta bir tane buzdolabımız var. Bir lavabomuz var. Karavanla gelenlere hizmet verebileceğimiz böyle. Ya bir kere siz insan olarak çok gerçekten çok sıcakkanlısınız. Teşekkür ederim. Gelip burada sizinle muhabbet etmek, kalmak insana zevk verir. Ortam da güzel olursa zaten hiç öyle, boş bir daha geliyor bize. Hiç boş kalmazsınız. Gelen herkesle sohbet ettik. Onlardan da tabii bilgiler aldık. Yani ne yapmamız gerekiyor diye. Tabii biz istiyoruz ki insanlar rahat etsin. Yoksa bizim başka bir derdimiz yok. Şimdi bizim suyumuz şehir suyu, kuyu suyu falan değil burada. Yani temiz kullanılan su, içilebilir su yani öyle diyelim. Normal elektriğimiz sanayi elektrik bağladılar bizi buraya. Burada bir karavan kamp için yeterli olduğunu söylüyorum. Ön taraftaki şezlonglarımız var bizim. Onlar nesin? Onlar da bizim. Deniz çok güzel. Yani Saros'un denizini anlatmaya gerek yok. Hakikaten çok keyifli bir deniz var. Bunun yanında burada tabii bakkal da çok yakın. Yani temel ihtiyaçları. Yemek de var sizde burada. Tabii biz burada köfte yapıyoruz, tost yapıyoruz. Yani soğuk içeceklerimiz var. Bir de biz gece saat 12'ye kadar buradayız. Bu bölgede başka yer yok. Yani bir bakın yarım saat 45 dakika sonra burada hiç kimse kalmayacak. Tek açık olan yer biziz burada. Her karavancı aynı değil. Bazı karavancılar, özellikle çekme karavancılar ağırlıklı olarak, karavan kampı istiyorlar. Evet. Bazılarının içinde işte elektriği, suyu vesairesi yok. İlle karavan kampında kalmak evet istiyor. Bizim elektriğimiz fazlasıyla var. Yan karavana bile elektrik verebiliriz herhalde şu anda. Evet. Evet. Suyumuz işte bulduğumuz yerden zaten dolduruyoruz. Bir problemimiz olmuyor. Zaten ikimiz de emekliyiz. O yüzden karavan kamplarına para vermek bizim kafamıza yatmıyor. Karavan kampçıları da bizi çok sevmiyorlar aslında bakarsanız o konuda. Bizim böyle bir derdimiz yok. Yani şimdi sizin gibi karavanlar evet. Yani moto karavanlar çoğunlukta zaten mesela bize çok güzel karavanlar geliyor. Bir tek su bizden istiyorlar. O da su temiz diye istiyorlar. Yoksa onu da istemiyorlar. Yani böyle bir şey. Ama çekme karavanlar öyle değil. Çekme karavanlar her şey istiyor. Elektrik de istiyor, su da istiyor. Onlar ağaçlı olsun istiyor. Çünkü onlar sizin gibi karavan 2 günden fazla kalmıyor. Geziyorlar çünkü. Ama onlar geldiği zaman en az bir 10 gün kalıyor. Evet. Yapabildiğimiz, elimizden geldiğince mutlu etmek istiyoruz. Çünkü biz de bir karavancıyız. Bugün karavancılık tarihimizde en garip yerde konaklıyoruz. Bir tarlanın ortasında. Burası Saros Körfezi. Nerede yükseler var? Ve olmaz. Burası Baklaburnu muymuş? Evet, Baklaburnu Feneri'ymiş o da. Ne güzel. Sağımız, solumuz, önümüz, arkamız, her tarafımız deniz. Anada gibiyiz ama değiliz. Bu fener. Baklaburnu Feneri. Bilen varsa bu tarlanın sahibini artık hakkı neler etsin. Tarlanın ortasında homie. Bugünkü yemek manzaramız böyle. Yemekte ton balıklı makarna ve salata var. Böyle. Şenlük sen ne yiyorsun? Sen ton balıklarınla makarnalarını bitirmişsin. Daha mı istiyorsun? Oo. Daha yok sana. Şişmanlıyorsun, sonra herkes şişman köpek diyor sana. Olmaz. Kendi mamanı ye. Tadımlık verdik o. O kadar yeter. Tamam mı?
Oynat kulağını tamam sen. Oynat kulağını. Aferin. Tamam. Günaydın. 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 Bugün neredeydik hatırlayan var mı? Ne bu ya? Uyuyacak hep oldu artık. Oo evet, durun bakalım gidelim bugün neredeymişiz. Bence bunu en çok merak edenlerden biri de burada. Günaydın Sherlock. Hop. Sherlock hazır bekliyor. Kuyruk fıt 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 sallanıyor. Açın kapıyı. Dışarı çıkacağım. Açıyorum Sherlock. Terlikleri düşürme lütfen. Hop. Günaydın. Oo çok güzel bir yerde kalmışız gece. Şuraya bakın hele. Bakalım etraf nasılmış. Aha, orada bir fener. Ama biz bunları zaten akşam görmüştük. Ama tarlaların renkleri çok güzel görünüyor. Şu anda burundayız, bakla burnu. Ne var Sherlock? Sabah turuna mı çıktın? Evet bende de, sen bir dolaş gel. Oh. Karavanla yolculuğun en güzel yanlarından birisi bu. Sabah kapıyı açıyorsunuz. Sherlock çıkıp kendi sabah yürüyüşünü kendisi yapıyor. Tuvaletini yapıyor. Geliyor. Evet, şimdi girelim içeri. Birazcık kahvaltı hazırlama zamanı. Tabii ki önce yatak toplanacak. Ne haber? Yatağı toplamak için önce seni kaldırmak gerekiyor. Ama bu zorlu bir iş. Tamam kalkarım. Ben de bugünkü tuvalet manzaralarımı çekeceğim. Aa evet, Haluk'un tuvalet manzaraları diye bir özel albüm yapalım. Gece tarlaların ve fenerin arasında kaldığımız yerden çıktık sabahleyin. Denize böyle paralel bir şekilde yavaş yavaş ilerliyoruz. Bence güzel bir yerdi. Püfür püfür esiyordu. Sabaha kadar battaniyemize sarılı ama camımız açık olarak uyuduk. Gayet iyiydi bence. Biraz üşüttü ama üşümeyi özlemişiz. Üşmek güzel. Burada da Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi tabii deniz kıyısında bulunca bir sürü yazlıklar yapılmış. Gösteriyorum şimdi size yazlıkları. Görüyorsunuz orada. Ama yazlıklar biraz sahile uzak olduğu için sahilde de böyle barakalar yapmışlar yazlıklara. Ki günlük gelenler onlara yer vermiyorlarmış, yerleri olsun diye. Ve tabii kafeler var. Yazlıkların yerleri, kafeler. Ve şimdi bunların arkalarını göstereceğim size. İnanamayacaksınız. Şuraya bakın. Yani her yer inanılmaz rezalet bir şekilde çöp içinde. Çöp kutusu da burada üstelik. Ya büyük ihtimal rüzgar da uçurmuştur bu çöpleri. Ama önemli olan rüzgarın uçurduğu veya ne olduğu değil. Buraya gelen giden insanlar bunları bırakmışlar, atmışlar. Ve burada para kazanan işletmeler bunları bir zahmet gelip buradan toplamıyorlar. Birilerinin toplamasını, belki de tarla sahibinin falan toplamasını bekliyorlar. Halbuki oraları otopark olarak da kullanıyorlar. Yani pislik at safhada diyelim biz size. Bakın şuraya. Yani kimse de çöpçülerden bunları toplamasını bekleyemez. Çöpleri gelmişler, boşaltmışlar. Çöpün içine bir şey atılmazsa doğal olarak yerde birikiyor, uçuyor. Rüzgar çok fazla çünkü her tarafa savuruyor. Her yer poşet, yani bayağı bildiğiniz poşet tarlası gibi etraf. Şurada da Bağ Kafe var. Bağ Kafe'nin sahibi dün akşam bizim kaldığımız yeri bize tavsiye etmişti. Orayı beğenmezseniz buraya da gelebilirsiniz dedi sağ olsun. Ama bizde çok güzel bir yerdi. O yüzden orada kaldık akşamleyin. Bağ Kafe'nin olduğu yer bu arada temiz. Görüyorsunuz her taraf tertemiz. Kiralık karavanları da var. Sahillerini de temizlemişler. Şimdi Saros Beach'e geldik. Saros plajı. Burada dar bir alan var. Sol tarafta Saros Camping. Burası çadır alanı. Diğer tarafta karavan yerleri de varmış. Burası da askeri bölge. Ama demin biraz temizlik yapan birilerini gördük. Pek de kimseler görünmüyor ortalıkta. Deniz de güzel görünüyor. Deniz voleybol için yer de var.
Deniz çok güzel görünüyor. Oo. Sahil çok güzel. Merhaba. Deniz inanılmaz güzel görünüyor. Bize durmak için yer beğenmiyorsunuz, çok müşkülpesensiniz diyenler olabilir muhtemelen. Ama biz birazcık daha böyle sakin, dingin yerleri seviyoruz. Mesela burası güzeldi. Durabileceğimiz bir yerde ama bizim bugün Keşan'a gitmemiz lazım. Çünkü el frenimizde bir problem var, onu yaptırmamız lazım. El frenimiz tutmuyor. Çok acil lazım değil ama birkaç gündür böyleyiz. Olsa iyi olur. Rampalarda falan arabayı bıraktığımız zaman korkuyoruz. O yüzden şimdi bir Keşan'a gidelim. Ondan sonra bakacağız. Belki buraya geri döneriz. Belki burası kadar güzel başka bir yer daha bulabiliriz. Sakin, ağaçların altında. Denizi tertemiz. Güzel bir yerdi burası. Şu anda ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Keşan'da sanayideyiz. Bir tane gerçekten fren yapan adam var. Adamın dükkanının önünde tek araba var. Ben bakamam dedi. Niye dedim? İşim çok dedi. Bir tane araba vardı kapısının önünde. Sonra orada başka birisi gördü. Şurada başka bir otomobilci var. Oraya gidin dedi. Oraya yolladı bizi. Onlara gittik. Onlar da boş oturuyorlar. Onlar da bizi ilgilenemeyiz dediler. Şimdi size yapamam diyenleri göstereceğim. Bir tanesi bu. Gençler otomatik. Gördüğünüz gibi içeride lak lak yapıyorlar. Ama arabayı yapamıyorlar. Bir tanesi de bu arkadaş. Frenciymiş. Boş dükkan. Bir tane karavan var. Şey var. Transportörü içeride. Yapamam dedi. Evet, el freni tutuyorlar. Tam el freni biz de onun için burada bekliyoruz. Tamamız yok. Yapamam dedi. Ben bakamam dedim. Asfagenin altına göstereyim dedi. Hı, ben yapamam, ilgilenemem, uğraşamam dedi. Bisikli yapıyor, o yüzden ben de dolaşıyorsam. Oy, mavi sizinki mi? Ha, mavi. Yapamam, işim var dedi bize de. Sizin el freni. El freni. Çok mu uzun sürecekmiş ki işe? Ya şimdi işte bizimki bittikten sonra bence yaparız. Ya, o... ya bir... sorun bakalım. Hadi bir sorun bakalım sizde. Yok, seninkini bitireceğim, yapmayacağım demiş. Bakalım şimdi şu en önde bir tane daha varmış. Bir de ona gidip bakalım, o ne diyecek. Herkes Behli Usta gösteriyor ama Behli Usta herhalde şey sol tarafına kalkmış. Veya işine kavga etmiş bu değil. Bizim o da bizimle kavga ediyor. Allah Allah, çok enteresan. Siz olun. Arabanızı Keşan'da bozmayın. Çünkü yandınız demektir. Yani sanayide kimse yapmadı arabamızı. Volkswagen servisine getirdik buraya. Bugün çarşamba. Önümüzdeki hafta içine bir güne randevu verebiliyorlar ancak. Doğru düzgün bir şey de görünmüyordu ama neyse. Yani dolularmış, yapamıyorlarmış. Biz yola devam ediyoruz. Herhalde Edirne'ye kadar gideceğiz böyle. Arada bir sanayi görürsek belki sorarız. Belki bir insaflı frenci, balatacı görürüz. Onlar ilgilenirler arabamızla, bilmiyoruz. Ama şu anda Keşan'da bu arabayı yaptırmak mümkün değil. Most car service. Keşan'da derdimize çare olacak yani inşallah. Keşan'da kimse bakmadı bizim arabamıza. Yani Spark'a gittik. Onlara sorduk. Arabamızdaki Lastpark sticker sayesinde yine işimizi çözdük. Bir kere daha Lastpark şimdi yardımcı oldu. Şimdi arabamız yapacak inşallah. Keşan'da bizi yine bizi takip eden bir dost karşıladı. Selin Hanım. Oğluyla ve eşiyle geldiler. Birlikte oturduk, bir şeyler içtik. Muhabbet ettik birazcık. Şimdi bize bir Keşan turu attırıyorlar. Tabii pandemiden dolayı dikkatliyiz. Onlar öndeki arabadalar, biz arkada. Böyle bir Keşan turu yapıyoruz. Güzel bir yermiş. Evet, ilk önce sanayide kötü izlenimler oldu. Keşan'a gıcık olmuştuk. Ama şimdi Keşan'ı sevmeye başladık. Demek ki insanları, şehirleri sevdiren başka insanlarmış. Çünkü biz yeni edindiğimiz dostlarımızı sevince artık Keşan'ı da sevmeye başladık.
Of. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi bir kere de doğdu çapsınlar ya. Ne oldu? Yanlış. Ne oldu farklı? Dikkat edin, sakın keşanda arabanız bozulmasın. Ha olur, bozulursa imkanınız varsa keşanda yaptırmaya çalışmayın. Çünkü biz 2 gündür buralarda el freni için sürünüyoruz. Dün usta yapamam, yapmayacağım falan demişti. Başka birisini bulmuştuk. Onlar ellerindeki parça yanlıştı. Edirne'den parça getirttirdiler. Yarın 4'e kadar bekleyin dediler. Bugün bekledik, gittik, söktüler, baktılar. Parça yanlış gelmiş. Ve bize üstüne para istediler. Sebep ne? Çünkü söküp takmışlar. Sanki parçanın yanlış gelmesi bizim suçumuzmuş gibi. Bir kısmını verdik, hepsini vermedik. Ama yanlış gelen parçanın suçu neden bizim oluyor? Biz neden 2 gün burada bekliyoruz ve sonuçta arabamız yapılma ben anlamış değil. Şimdi nereye gidiyoruz? Saros Körfezi'ne gidip biraz denize falan gireceğiz yarın. Biraz sakinleyeceğiz. Ondan sonra E-Fren'in çalışmayan arabamızla yola devam edeceğiz. İstanbul'a kadar İstanbul'da yaptırabilirmişiz.